verdiğimiz eğitim bugün benim içime sinen ve evet çok iyi öğretmen yetiştiriyor bu fakülteler diyebileceğimiz bir eğitim değil. Bir gün okula adım atmadan 4. yılın sonunda son dönem sadece bir uygulama dersinde 1 saat, 2 saat belki bir 15 dakikalık bir öğrenciye sunum yaparak mezun oluyor. Peki nasıl o öğretmenlik yeterlikleri kazanmış oluyor? Bugün sadece işte 6 yıllık tıp eğitiminin sadece son döneminde hastanede bulunan doktor hasta gözlemi yapan ve belki bir iki şöyle bir iki uygulama yapan bir doktor mezun hayal edebilir misiniz tıp fakültesi mezunu? İnsan yetiştirecek olan kişiler, öğretmenler. Ama niye biz bunu öğretmenlerde yapıyoruz? Sınav sistemi bazlı bir eğitimimiz var. O sınavlara da öğrencileri yetiştirmek zorunda olduğu için öğretmen çok idealist bir öğretmen dahi olsa kendisinden beklenen bazı şeyler var. Bunu yapmadığı takdirde veli de onu suçlayabilir, idare de onu suçlayabilir. Uygulamadaki sıkıntılarımızdan bir başkası da bu. Öğretmen amaçlı sınavlar açıyoruz. Bu sınavlara iki farklı grup giriyor. Bunlardan biri eğitim fakültelerinden gelenler. Eğitim fakültelerinden gelenlerin 50 soruluk sınavdaki doğru yanıtlarına bakalım şimdi. Türkçe'de Türkçe öğretmeni olmak için sınava giren eğitim fakültesi mezunlarının 50 soruyla doğru yanıt oranı 30 ortalaması. İlkokul matematik öğretmeni için olmak için sınava giren eğitim fakültesi mezunlarının doğru yanıt ortalaması 50 soruda 17. Fen bilgisinde 50 soruda 12, sosyal bilgilerde 24. Kaynağımız ne? ÖSYM. Bu sınavı yapan ÖSYM. Şimdi 50 soruda 24 net yapan sosyal bilgi öğretmeni, 50 soruda 17 yapan ilkokul matematik öğretmeni sınava girer. Sizin çocuğunuza bir şey öğretebilir mi? Ha, çocukları suçlamadığınız gibi bu insanları da suçlamayacaksınız. Okullarda onlara ne verdiyseniz onu alıyorsunuz. Onu alıyorsunuz. Okullarda öğretmen olacak çocuklarımızın seviyesini, öğretmenimizin seviyesini yükseltmezse sonuç bu oluyor. Onun sonucu da PISA testlerinde o başarısız sonuçları alan çocuklar oluyor. Demek ki eğitime en baştan başlayacağız. Öğretmen eğitiminden başlayacağız. Öğretmenlere sorduk. Ne diyorsunuz dedik. Ne? Eğitim fakültesine tabii ki belli bir birikimle mezun oluyoruz biz ama değişen grupla birlikte yenilenen bir takım şeyler var. Onları takip etmemiz gerekiyor. Okullarda tabii ki hizmetçi eğitimler bizim kendimizi geliştirmemiz anlamında yeterli olmuyor. Bunun için de bizim kendi bireysel bir şekilde yani bir takım ödemeleri yapıp zaman ayırıp bu eğitimleri takip etmemiz gerekiyor. Bu da maddi açıdan tabii ki hepimiz için bir sıkıntı, bir problem. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmek açısından çok kapsamlı olmaları gerekiyor. Öğrencinin bir adım önünde olmanız gerekiyor. Özel okulda olduğumuzdan dolayı son dönemdeki yenilikler, teknoloji eğitimleri bunlar yönünden şanslıyız. Hani kendimizi bu açıdan geliştirebiliyoruz. Ama diğer öğretmenlere baktığımızda belki onların fırsatları çok fazla olmuyor. Sorunlardan bir tanesi öğretmenlerin öğretmen olduktan sonra kendilerini geliştirmeyi maalesef bırakmaları ve bunu kontrol eden bir mekanizmanın da olmayışı. Bu nedenle köreldiklerini düşünüyorum. Bir takım donanımla ilgili sıkıntılar da buna sebep oluyor olabilir. Örneğin sınıf mevcutlarının çok olması, materyaldeki bir takım sıkıntılar. Öğretmenler de kolaya kaçıyor, öğrenciler de kolaya kaçıyor. Çünkü ülkemizde bir sınav gerçeği var. Bilgiyi salt bilgi olarak çocuklarda doğru şıkkı işaretleme üzerine kurgulanan bir sınav sistemi olduğu için maalesef bu kalıpların dışına çıkamıyoruz. Maalesef uzun yıllar boyunca öğretmenlik mesleğiyle ilgili çok yanlış bazı kanılar edindirildi toplum. İşte hani hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun. Önce toplumsal değer bazı ön yargıları kırmak gerekiyor. Bu konuda tabii ki öğretmenlerin de üzerine düşen çok fazla görev var. Nedir? Bir kere kendinizi çok hazır tutmanız lazım. Artık öğrenci sizin ansiklopedik bilgi dediğiniz şeye çok kolay ulaşabiliyor. Evet, ansiklopedik bilgiye öğrenci çok kolay ulaşıyor. Öğretmenler böyle diyor. Öğretmen adayları, eğitim fakültesindekiler, inanın onlar da son derece bilinçli, durumun son derece farkındalar. Sorunun ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Bir de onlara kulak verelim. Türkiye'de öğretmenlik yapıyorsanız maneviyatınızın yüksek olması gerekiyor. Ama maddi olarak kesinlikle tatmin etmeyeceğini düşünüyorum.
öğretmenlik uygulamasının biraz daha fazla olabilir. Hani daha fazla pratiğe önem verilebilir diye düşünüyorum. Bence aldığımız eğitim fakültelerindeki teorik dersler yeterli. Hatta bazen fazlasını bile aldığımızı düşünüyoruz öğrenci olarak. Ama pratiği biraz daha az buluyorum. Pratikte daha çok uzmanlaşmamız lazım öğretmen olmadan önce. Sistemin sürekli değişmesi ve bir standardın olmaması da bir problem. Yani biz öğretmen adayları olarak bu durumdan biraz endişeliyiz tabii. Çünkü o zaman sistemin ne kadar doğru olup olmadığını da sorguluyoruz. Bu kadar değişiyorsa. Alanla ilgili en çok korkum sanırım bu zamanlarda ortaya çıkan atanma problemleri olabilir. Bir öğretmen adayı olarak beni en çok korkutan şeylerden bir tanesi ileride öğrencilerime yetemeyecek olmak. Çünkü şu an teknoloji çağındayız ve öğrenciler gerçekten çok bilgili bir şekilde geliyorlar. Ve bu teknolojiye ayak uyduramamak öğretmen adayını korkutan noktalardan bir tanesi. Ve bir diğeri de tabii ki sınıf yönetimi. Öğretmen adayı olarak sınıf ortamını çok önceden yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla eğitim fakültelerinde bunların daha birinci sınıftan verilmesi tabii ki çok daha avantaj sağlayacaktır. Sistemin sürekli değişmesi açıkçası beni çok korkutuyor. Çünkü sürekli öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ortada bir kaos var. Bu kaosun ortasında kalan da maalesef öğrenciler oluyor. Ve bu öğrencilere eğitim vermesi gereken öğretmenler de sistemi tam olarak içinde mi, dışında mı, neresinde olduğunu saptayamadıkları için açıkçası bu beni gelecek konusunda korkutuyor. Çünkü ben de şu an kendimden 5 yaş küçük birinin sınav sistemine adapte olamıyorum ve eğitim fakültesinde olduğum halde buna adapte olamıyorum. Açıkçası bu beni korkutuyor. Atanmak bizim açımızdan çok büyük bir problem. Ben 4 yıl önce bu fakülteye girdiğimdeki atanma oranı ile şu anki atanma oranı o kadar farklı ki bu da bende ister istemez bir gelecek kaygısına dönüşüyor. Evet, şimdi bir de eğitim fakültesinden gelmeyen öğretmen adayları var. Çeşitli fakültelerde eğitim alan, formasyon aldıktan sonra öğretmen olmak isteyenler var. Onların sınavlardaki oranları ne? Bir de ona bakalım. Öğretmenlik sınavında eğitim fakülteli olmayanların 50 soruda doğru yanıtı, edebiyatta 50 soruda 18, tarihte doğru yanıt 21, 50 soruda, coğrafyada 24, dinde 50 soruda 29 din öğretmeni olmak isteyenler, İngilizce'de 50 soruda 24. Lise matematik öğretmeni olmak için başvuruda bulunan eğitim fakülteli olmayan öğretmen adaylarının 50 soruda doğru yanıt 12, fizikte 16, kimyada 16, biyolojide 21. İşin kolay yanı şu: bunlar tembeller, böyle öğretmen mi ölür? Ha, öyle dediğinizde şöyle: bu çocuklar olmasa ne güzel olurdu bu eğitim. Çocuklar tembel demek gibi. Çocukların hiçbir suçu yok, öğretmenlerin hiçbir suçu yok. Öğretmenin mutlu olması, öğretmenin huzurlu olması lazım. Ona yatırım yapılması lazım. Okulda yatırım yapılması lazım. İyi eğitilmeleri lazım. Bunları iyi eğitmezseniz, çıktıklarında, öğretmen olduklarında sizin çocuklarınızı iyi eğitmezler. Eğer öğretmenin iyi olma hali dediğimiz şey, yani öğretmenin huzurlu, işine güvenceli, kendini geliştirme imkanları olan, müfredat tarafından sıkıştırılmayan, her yıl değişen müfredata ya şimdi bunu nasıl olacak bu diye öğretmen bile anlayamıyor. Böyle yaparsak iyi bir geleceğimiz olamaz. Halbuki geleceğin öğretmenleri nasıl olacak diye gittik sorduk. Yarın öğretmenin işlevi ne olacak acaba? Bütün dünyada kitle eğitiminin bittiğini düşünüyorum. Yani öğrencileri sınıfa doldurup onlara bilgi aktarmaya çalışmanın bittiğini düşünüyorum. Çünkü artık bilgi meta. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Her yerden, her zaman, istediğiniz zaman ulaşıp kendi istediğiniz hızda bilgiyi içselleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bundan sonra eğitimin atomlara ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Küçük hücreler halinde, öğrencilerin 6 kişilik, 8 kişilik gruplar halinde okullaşması gerektiğini düşünüyorum ve öğretmenin rolünün daha çok eğitim tasarımcısı, kuratörlük olması, kuratörlüğe doğru evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve velilere de önemli bir rol modelliği, yükü veya görevi bindiğini düşünüyorum. Bahsettiğim sistemde aslında okula bile gerek yok. Sadece eğitim tasarımcıları var. Bunlarla birlikte çalışacak küçük öğrenci grupları var. Ve bu öğrenci gruplarının ders dışı sosyalleşmesini sağlayacak veli örgütleri var, organizasyonları var. Biliyorum.
Sözleşmeli öğretmen sorunu var, atanamayan öğretmenler sorunu var. Biliyorum öğretmen maaşları sorunu var ama bunların hepsi bir bütün. Öğretmenin mutlu olması, öğretmenin iyi eğitilmesi, atandıktan sonra her yıl kendini geliştirebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, toplum tarafından desteklenmesi şart. Bunu yapamazsanız iyi bir geleceğimiz olmayacak. İyi bir gelecek istiyorsak öğretmenin seviyesini yükselteceğiz. O bizim çocuğumuzun seviyesini yükseltecek. İyi bir ortak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Çünkü biraz da novele bakmamız lazım.